Amerika hisse senetleri, Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yaptığı açıklamaların Federal Rezerv'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki hakim piyasa beklentilerini çok az değiştirmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyretti. Finans hisseleri dün kazançlara öncülük etti ve S&P 500 6. seansta da yükselerek Ocak ayından bu yana en uzun kazanç serisini elde etti. Powell, potansiyel faiz indirimleri için belirli bir zaman çizelgesi vermekten dikkatle kaçındı. Bunun yerine işsizlik oranının ard 3 üçüncü ayda da arttığını gösteren hükümet verilerinin altını çizdiği soğuyan istihdam piyasası işaretlerini vurguladı. Powell'ın açıklamaları, ekonomik görünüme ilişkin dengeli bir bakış açısını korudu ve gerektiğinde politikayı gevşetmeye hazır olduğunu gösterdi. Powell'ın ifadesinde ayrıca özellikle banka iflaslarını ve başka bir finansal krizi önlemeyi amaçlayan uluslararası bankacılık anlaşması olan Basel 3 ile ilgili düzenleyici değişikliklere de atıfta bulunuldu. Düzenleyicilerin büyük bankaların önemli ölçüde daha fazla sermaye tutmasını gerektirecek değişiklikler üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu ve bunun Wall Street kredi kuruluşları için büyük bir kazanç olduğunu belirtti. S&P 500 yılın 36. rekor seviyesine ulaştı. Avrupa hisse senetleri ise dün düştü ve yatırımcılar bir sonraki hükümetle ilgili ipuçlarını beklerken Fransız hisse senetleri üst üste 3. seansta da kırmızıda kaldı. Bu durum Fransız bankacılık, inşaat ve sanayi hisselerinin en kötü performans gösterenler arasında yer almasıyla Avrupa'nın genelindeki düşüşe katkıda bulundu. Satışlar aynı zamanda Avrupa'nın lüks sektörünün son 5 ayın en düşük seviyesinde kapanmasına neden olurken, İngiltere perakendecileri harcamalardaki gerileme nedeniyle düştü. Otomobil üreticileri, bazı zayıf satış güncellemeleri ve yatırım kuruluşlarının hedef fiyat indirimlerinin ardından bir miktar geri çekildi. Dün Senato'da konuşan Powell, her ne kadar istihdam piyasasındaki soğuma işaretlerine vurgu yapsa da, faiz indirimlerine başlamadan önce enflasyonda daha fazla gevşeme emaresi görmek istediklerini belirtti. Powell'ın açıklamasındaki temkinli tutum nedeniyle dolar endeksi %0.11 primle 105.12 seviyesine yükseldi. G10 para birimleri arasında Japon Yeni en çok değer kaybeden para birimi oldu ve dolar Japon Yeni paritesi %0.27 artışla 161.27 seviyesine yükseldi. Onuysa ise %0.15 değer kaybeden sterlin izledi ve sterlin dolar paritesi 1.2786 seviyesine geriledi. İsveç kronu ve Avustralya doları ise dolar karşısında değer kazanarak diğer G10 para birimlerinden pozitif ayrıştı. Dolar İsveç kronu paritesi %0.32 düşüşte 10.54 seviyesine gerilerken Avustralya doları dolar paritesi %0.04 artışla 0.674 seviyesine yükseldi. Euro dolar paritesi ise %0.09 düşüşte 1.0814 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakim olurken, Latin Amerika para birimleri çoğunlukla pozitif ayrıştı. Powell'ın para politikasına yönelik açıklamalarının ardından yükselen Amerika tahvil getirileri, sonrasında bir miktar gerileyerek günü karışık bir görünümle tamamladı. Kısa vadeli tahviller pozitif ayrıştı ve 2 yıl vadeli tahvilin getirisi yaklaşık 1 bas puan düşüşle %4.62 seviyesine geriledi. 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 1.4 bas puan artışla %4.29 seviyesine yükseldi. Euro bölgesi ve Birleşik Krallık tahvillerinde ise satıcılı bir görünüm hakim oldu. Satış baskısı gelişen ülke euro tahvillerine de yansıdı. Türkiye hazine euro tahvilleri de çoğunlukla satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi %5.96 seviyesinde değişmezken 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 5.4 bas puan artışla %7.30 seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise yaklaşık 4 puan artışla günü 261 seviyesinde tamamladı. Diğer taraftan Hazine 8 yıl vadeli yeni bir eurobond ihraç etti. 1.75 milyar dolar büyüklüğündeki ihracın getirisi ise %7.30 oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.